Kanser tanısı alan genç insanlardaki sayı artışı tüm dünyada özellikle son 20 yılda doğurganlığın korunması konusunu gündeme getirmiştir. Meme kanseri üreme çağındaki kadınlarda da en sık görülen kanser türüdür. Bu hastalarda cerrahi tedavinin yanı sıra kemoterapi, hormonoterapi gibi tedavi rejimleri de uygulanabilmektedir. Kemoterapi yumurtalıkların içindeki üreme hücrelerini uygulanan ajanın tipi, dozu ve süresine bağlı olarak etkileyebilmekte. Bu da kişinin ilerideki fertilite yani doğurganlık potansiyelini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle uygun hastalarda kemoterapi öncesinde doğurganlığın korunması terimi adı altında geçen yumurta, embriyo hücre dondurma ya da yumurtalık doku dondurması gibi yöntemler dünyada kullanıma başlanmıştır. Bunlardan yumurta ve embriyo dondurma için ortalama 2 haftalık bir tedavi sürecine ihtiyaç bulunmakta. Bu sürede hedef birden fazla yumurta hücresinin eldesidir. Üreme sağlığı dışında meme kanseri hastalarının yıllık jinekolojik kontrollerini ihmal etmemeleri çok önemli. Tamoksifen kullanımı sırasında Roux-en-Y duvarı ile ilgili bir takım kalınlaşmalar söz konusu olabiliyor. Onun için düzenli kontrollerinizi ihmal etmemeniz özellikle önemli.